Zekatın kaçta kaçı vermem lazım. İşte kurbanın kaçını vermem lazım. Etini ne yapmam lazım, derisini ne yapmam lazım. Hep dikkat edin, fıkıh alanı içerisinde biz hikmet arayışını unuttuk. E ama mesela bazı ibadetlerde hikmeti aramamak çok büyük zarar etmiyor. Ama hacda böyle değil. Hacın hikmeti, ihmali diyor. Musibeti değil. Gazap ve kahrı celbetti. Çok enteresan. En büyük zaafımız toplum içerisinde ümmetin o birliğini sağlayan, o tearifi, işte siyaset alemi İslam'ın birliklerini birlikteliğini sağlayacak olan fikir alışverişinde biz mağrum kalmışız. Mağrum etmişler bizi. 1900'lü yıllarda bu kadar ümitle nasıl konuşabiliyor ya? Birinci Dünya Savaşı'nda o tepeye çıkıyor ya, işte buraya geleceğim medesemi yapacağım. Şaşarım senin hakkında. Ben de seni şaşarım aklına. O kadar emin ki. Bakın yeis imana zıttır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala rasulina Muhammedin salavat. Evet hoş geldiniz. Ee, ben kısaca kendimi tanıtıp gerçi cemaatin çoğunu tanışıyoruz ama tanımayanlar da olabilir. İsmim Hasan. Yani şu anda kendimi Çinmalı Hasan gibi hissediyorum. <laughs> sonra karabiden sonra ben evliyim. Bir hanım beş tane çocuk var ellerinizden öper. 2002 yılında ben hizmetle tanıştım Alibeği köyde. 2005 yıllarında herhalde Hasan abi bizim Ali köy medresemize gelmişti. Sır dersi vardı o zamanlar. Sır başta adında ders yapıyor, topluyorlar. yiyorlar. Elhamdülillah hizmetle tanıştıktan sonra Hasan abiyle tanıştık da bizim Adem abi vesilesiyle tanışmıştım Alibeği köyde. O iyi kitap okurdu. Ama tabii Hasan abinin Geldi Hasan abi sır dersi yapıyor böyle. Elinde defter, kitap falan çalışıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben de tabii yaş 23-24'e tanışınca bir de tribün geçmişimiz var. Böyle medresede büyümedim. Böyle gittim bu adam ne anlatıyor dedim. Ne okuyor bu adam ondan sonra böyle değişik değişik şeyler. Böyle gittim baktım önünde defter var böyle. Dedim abi bu ne dedim ya bu defter falan. Onu klasik işte kardeş de biz talebeyiz dedi ondan sonra. Çalışmadan ders talebe olun falan diye böyle baktım adam aldım defterimi inceledim böyle ciddi ciddi yazmış ha yani. Bir dünya şeyler yazmış. Öyle tanışmış Hasan abiyle tanıştık. Elhamdülillah öyle yani kendi iman eğitim noktasında Hasan abinin Risale-i Nur noktasında benim dünyamda çok büyük bir etkisi ve emeği var. Tabi Hasan abi derken aslında Zeytinburnu cemaatinin o hani öğretisi, metodu veyahut da sistemi diyelim çok ciddi şekilde ben de elhamdülillah yer, edildi, yer etti. Yani üzerinde maddi manevi emeği çoktur. Yani bu sistemin. O yüzden yani burada bu ders yapmak benim için çok büyük bir şeref yani elhamdülillah. Ama cemaatin de az olması heyecanımı daha da hafifleştirdi. Yani aslında bu şeyde, bu medesede belki beraber olmadık ama sosyal medya üzerinden işte gerekse metot noktasında yani sizle yakın bir şeyim var, irtibatım var. Yani bu noktada içinizden çıkan bir kardeşinizin dersi olarak rahatlıkla dinleyebilirsiniz elhamdülillah. Allah'a beden razı olsun ee, Hasan abiden ve bu sistem üzerinde e, çalışan abilerden. Ben ders noktasında e, hacla ilgili bir ders yapmaya niyetlendim. Hacın hikmetleri, yani Üstad hacın ile ilgili en son bu dersi ben yeni yaptım. E, hacla ilgili yerlere bakarken sünnat, tuluat, işaret diye Üstadın eski Said dönemine ait bir eserinden çok enteresan bir yer keşfettim. İlk defa okudum ben burayı. Üstad burada rüyanın hacda sükut ettiğini ifade ettiği bir bölüm var. Onun üzerine bir çalışma yaptım. Öncelikle şu ayet-i üzerinde duracağım. Hac suresi 27. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya binekler üzerinde uzak yollardan sana gelsinler. Genel itibariyle şöyle bir ifade oluyor. Yani hac, hacın en önemli şartı nedir diye sorduğumda, dün kendime desem de sordum. Herkes hemen şöyle yapıyor. Yani para. E çünkü gerçekten de Mevlu olarak oldukça elhamdülillah yüksek seviyelere ulaştı. Kur'un artmasıyla beraber sevap da katlanıyor elhamdülillah. Ama tabii işin maddi boyutu illaki şartlardan bir tanesi ama şartı adı hükmünde. Esas olan nedir dediğimizde ayette geçen çağır manasıdır. Yani işin esası davettir. Yani istediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz kadar imkanınız olsun. mesela davet olmadıktan sonra hiçbir şekilde e, gitme imkanı olmuyor. Nice insanlar var. Parası da var, imkanı da var, zamanı da var ama bakıyorsun e, gitmiyor, gidemiyor. işte farklı farklı sebeplerden. Ama e, işin sırrı davet. Davet önemli çünkü haçla ilgili genelde İbrahim Aleyhisselam üzerinden ders veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Adeta bir çağrı var ortada. Yani birisi bizi çağırıyor. <laughs> çağrı üzerine biz binekler üzerinde eskiden bu deveydi, şimdi e, uçaklar üzerinden biz bu yolculuğu yapıyoruz. Eskiden tabii karasal yolculuk vardı. 2002 yılından beri artık uçakla gidiyoruz. Tabii karasal yolculuğun kalkmasıyla beraber e, Müslümanlar arasındaki o iletişim kopukluğu zirveye ulaştı. Eskiden e, Hac Eyüp Sultan'dan başlardı. Öyle derler. Hac Eyüp'ten başlar. Ebu Eyüp, Ensa Hazretleri'ni ziyaretle başlar. Urfa ondan sonra diyerekten böyle bütün o mübarek yerler dolaşılır. İşte Bağdat'ta İmam-ı Azam, işte Abdülkadir Geylani Hazretleri ziyaret edilir vesaire. Böyle böyle silsile çekilir. Ta ki Mekke Medine'ye kadar nereden gidilecekse develer üzerinde 6 ay süren bir yolculuk. Osmanlı zamanında 7 koldan hacca gidiliyormuş. Osmanlı 350-500 yıla yakın ondan sonra bütün Müslümanları 7 koldan hacca ulaştırmış. E, sure alaylarıyla muhafaza ederek onları e, götürüyor. Tabii yolculuk 6 ay sürüyor. Mesela gittiniz siz hacca, hac yetişemediniz Arafat'a. Kaçırdık geri dönemiyorsunuz. Orada kalıyorsunuz artık. Tabi bir dahaki sene kalıyorsunuz çünkü bir daha dönme imkanın yok. Yani gitmek gelmek kolay değil ki. Düşünün bakın telefon yok iletişim yok, görüşmek yok. Gittin haber alamıyorsun. Şimdi biz artık görüntülü telefonlar. de otelde bir gün internet olmadı millet birbirine yedi. İnternet görüşemiyoruz falan filan. Tamam, olay oldu otelde. Ama o zamanları düşünün. Hiçbir şey yok yani. İmkan yok. Görüşme imkanı yok. Öldüler mi? Kaldılar mı? Dönecek mi? Ondan sonra yolda ölenler oluyor vesaire. Böyle bir şartlar altında hac yapılmış. Elhamdülillah tabii gitgide imkanlar arttıkça o kalitede düşüyor. Maalesef. Şimdi Hacca iki yönlü ele aldım. Yani anladığım kadarıyla iki yönü var haccın. Haccın bir şahsi noktası var. Yani gerçekten de hac her mümin için ne kadar amide olursa olsun çok büyük bir manevi açılım. Üstad bunu lisan içerisinde bize ifade etmiş. Yani velayet mertebesine çıkıyor insan. Tabii o hal. Yani makam mertebesinde değil, hal olarak da o anlık, o, o zaman diliminde insan gerçekten de manevi açılımlara mazhar oluyor. Bunu herkes hisseder. Yani bunun şahsi bir kemalet alakası yok çünkü çok yüksek bir manevi açılım var orada. Bu işin şahsi kısmı. Bir de içtimai kısmı var. Yani toplum hayatına bakan noktası var. Yani alem-i İslam'a bakan nokta var. Orada işte uhuvvet, taavün, taarruf diye ifade ediliyor. Ee, bu nokta alem İslam içerisinde haccı en önemli noktaya taşıyan yer burası. Üstad sünat, tülat, işaret diye ifade edilen yerde e, mesele şöyle başlıyor. Diyor ki rüya hacda sükut etti. Tek cümle. Şimdi bu rüya dediği şey tarihçi hayatta, sözlerde lemata da geçiyor. Üstad bir manevi alemde bir rüya görüyor. Bu tarihçi hayatta 130'da şöyle ifade ediyor. Diyor ki rüyada bir hitabe rüyada bir hitabı. Üstad bir rüya görmüş. Orada 1335 senesinin Eylül'ünde dehrin hadisatının verdiği yeis şiddetle muzdarip edim diyor. Yani 1335 takribi 1719-17-19 civarları. Yani şöyle düşünün. Osmanlı'nın yani hilafeti İslami'nin artık yavaş yavaş bitme zamanı. Hatta 23'te malum rejim değişikliği oluyor. Yani son denleri, zaten son denleri ama zaten dağılmış yani. Böyle bir şey. E tabi Üstad da kendi dünyasında alem İslam'ın dertleriyle dertlenen, ruhunda kalbinde bizatı hisseden bir zat. Yani yakalım bir ulvi bir şeyi var, yönü var şefkat noktasında. Adeta şefkatli bir anne gibi müminlerin bütün derdiyle dertlenen bir yapısı var. Bu noktada hadisatın vermiş olduğu bir yeis var aleminde. Şu kesip zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakaza da bulamadım. Hakikatten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Üstad yatıyor ondan sonra ve bizim için rüya, bizim için hayal olan mertebe aslında diyor ki hakikat burası. Rüya aslında burası. Biz birazcık öyle bir rüya ile ilgili bir dersim vardı da orada anladım. Biz rüya dediğimiz kısım aslında şu. İnsanlar uykudadır ancak öldükleri zaman uyanırlar. Hadis. E şimdi uykudaysam ben, ölünce uyanacaksam, ben rüyayı uyku zemininde görüyorsam, e ben uykudaysam benim bu gördüklerim hepsi aslında bir de bir rüya. Ne zaman uyanıyorum? Ölünce. E ben ne zaman ölümü tadıyorum? Küçük kardeşini uykuda. Yakaza'da üstad yani rüya da ifade ettiğimiz ki önemli bir veridir rüya. Yani nüvvetten sonra rüyayı sadıkalar çok büyük vazife ifa etmiş alemi İslam içerisinde ehlullah için gerek bazen de bizim için de ya bazen biz de bir rüya görürüz çıkar değil mi? Tabiri tevili bir şekilde çıkıyor. Bazen ya bizzat görürüz ya da ondan sonra farklı sembollerle ifade ediyor. Bir hakikat ortaya çıkıyor. Üstad da böyle bir e, rüya aleminde tafsilatı terk ile bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim diyor. Tafsilatına girmeyeceğim. Bana söylettirilen bazı noktaları ondan sonra ifade edeceğim. Bir cuma gecesinde nevm ile alemi misale girdim. Bakın tabirler çok önemli. Yatıyorum, yatmaya gittim demiyor. Ne diyor? Ben diyor nev ile alemi misale gidiyorum. Niye böyle konuşuyor ki? Basit yani böyle uzun olsun cümleler can canlı olsun işte alemiz millet cümle görsün diye değil. Hayır kardeşim yani hayatın bütünselliği içerisinde derinliğini yakalamış. Yani neyi ne ne yaptığını biliyor. Alem misale gidiyorum. Yatmaya gidiyorum değil. Alemi misale gidiyorum. Rabbani sinemaya gidiyorum. Bizim için de önemli ölçülerdi bunlar. Mesela yatarken uykuya gideceğimiz zaman bunlar bizim zaruri ihtiyaçlarımız. Değil mi? Ne yapacaksın? Ne yapacağının farkında ol. Alev misale gittiğinin. İşte Rabbani bir sinemaya gittiğinin farkında ol. E İlla ki sinemaya gidiyorsan bilet alman lazımsa Rabbani bir sinemaya gittin dedi. Abdestli olarak gitmek işte. Sünnete uygun şekilde gitmek. Esas olması lazım değil mi? Şimdi böyle bir aleme gitmiş ve biri geldi diyor. Birisi gelmiş odan. Mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclis muhteşem seni istiyor diyor. O rüya içerisinde. Çok en enesan bir tabir. Mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclis muhteşem seni istiyor. Kim istiyor? Üstadı istiyorlar. Neden istiyorlar üstadı? Mukadderat-ı İslam'ı konuşan, yani İslam'ın kaderini konuşan. Çünkü 1919 yılı yani artık bundan sonra bütün coğrafya değişecek. Bütün ondan sonra sistem değişecek. Yine yani hilafet yıkılıyor. Coğrafya bütün, yani 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı, özellikle 1. Dünya Savaşı'nda komple e, harita dizayn edilmiş. Büyük Osmanlı İmparatorluğu yani 500 yıl Kur'an'a bayraktarlık yapmış bir imparatorluk limelime lime edilmiş ve İslam ile alakalı olan bir mesele var ve o, mes o meclis içerisinde birisi üstadı istemiş. Meclise çağırıyor. Şimdi bir yerde bir meclis varsa orada bir devlet teşekkülü vardır. Şimdi mukadderat İslam için toplanan bir meclis varsa bu meclisin meclis başkanı kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sağ cenahında kimler vardı? Böyle hayalinizi kullanın. Başta Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Adem'den ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü gelene kadar bütün peygamberlerin oluştuğu meclis. Sol tarafında değil mi? Onun neslinden, nesli mübarekinden gelen işte başta ashab-ı kiram, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in değil mi? Ondan sonra müştehitler işte Evliyalar evliyalılar düşünün. Şöyle bir meclis var. Muhteşem bir meclis. Bu meclise üstadı davet ediyorlar. Gittim de üstad gördüm ki münevver emsalini dünyada görmediğim selefi salihinden ve asarın mebuslarından her asın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Üstad baktım ki muhteşem bir meclis var. Hicap edip de kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi. Tabir çok önemli. Ey felaket ve helaket asrının adamı. Öl çok önemli. Yani me meclistesin. Nerenin milletvekilisin? Hangi dönemin adamısın? Dönem ne kadar dehşetliyse oraya gelen kişinin değeri o nispetle artar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında geçen yerini şu, bilmiyorum. Başka bir dersi toplamıştım layıkı çalışırken de. Ahir zamanda gelecek olan diyor işte kişi bir nebi kalitesinde, bir peygamber vasfında olacak bir birisi gelecek diyor. Neden? Çünkü ahir zamanda işlenecek günahları önleyecek veyahut da o terbiyeden geçirecek olan ancak ulul azm peygamberdir diyor. E, peygamber de gelmeyeceği için son peygamber geldi. Hatımül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra gelecek olan ahir zamanın şahsı bir ulul azm peygamber ondan sonra kalitesinde ve ondan sonra şeyinde olacaktır diyor mektubatta bir zati mektubatta yazıyor İmam Rabbani'nin ifadesi. Yani çünkü dehşetli bir asrın doktoru o nispette de olur. Değil mi? Beyin cerrahi çok önemli bir çok önemlidir. Çok büyük bir sorumluluktur. O on nispette ondan sonra bir doktor lazım. Şimdi hitap şu. Ey felaket felaket asrın adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et. Sen bu asrın doktorusun. Senin de bir fikrin var. Fikrini beyan et diyor. Ayakta durup dedim, sorun cevap vereyim. Sonra devam ediyor konu. Bu rüya, bu rüya içerisinde bu rüya hacda sükut etti. demek ki manevi bir üstadın açılımı var, bir ondan sonra şey var. Rüya hac kısmına gelince anladım kadirle benim. Perde iniyor. Niye? Şimdi onu ifade edecek bize. Demek ki hacda bir sır var bizim yakalayamadığımız ki o rüya da o nokta izah edilmemiş. Veyahut da perde inmiş veyahut da başka bir şey. Üstad orayı sükut ettirip bırakıyor. Devamında diyor ki sünnet ve tülat işaratta haccın diyor ve ondaki hikmetin ihmali. Hac ihmal edilmiş. Bir dönem gerçekten de yani fiili olarak da gidilememiş. Özellikle rejim değişikliğinden sonra belli dönem yasak. Sonra sınırlı sayıda işte 7000 kişi falan filan izin verilmiş. Ondan sonra tekrar bir yasak oluyor. Sonra tekrardan başka Müslüman ülkelerinden savaş vesaire sömürden dolayı gidemiyorlar. Hac ihmal edilmiş fiili olarak. İki, hikmeti ihmal edilmiş. Şimdi hikmet önemli midir? İbadetlerde asıl illettir. Yani Cenab-ı Hak emreder, biz Rab emreder, ab yapar. Cenab-ı Hak'ın hikmeti, yani mesela biz ibadetlerde hikmeti aramak zorunda değiliz. Ama kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiş sırrınca eğer bir ibadetin hikmetini bildiğimizde o ibadetin içini biz doldurmaya başlıyoruz, şuurlandırmaya başlıyoruz. Bugün namazın hikmetleri, orucun hikmetleri, zekatın hikmetleri, tesettürün hikmetleri unutulduğundan dolayı bugün bizim ibadetlerimizde ondan sonra e, hayatımızda yansımayan bir ibadet hali var. Mesela namaz kılıyor, yetim ve miskinin malını yiyor. Vay o namaz kılanların haline. Niye Kur'an-ı Kerim vay o namaz kılanların haline derken peşit sıra yetim ve işte e, miskin değil mi tabirini kullanıyor Ma'un suresinde? Çünkü namaz kişinin aç, fark, noksan ve kusurunu en zirvede hissettiği haldir. Bu hali hisseden Toplum içerisinde az fark, noksan ve kusurun zirvesi olan, adeta sembol olan yetim ve miskinin malını yiyemez. Eğer o kişi yetim ve miskinin malını yiyorsa bu kişinin namazında problem vardır. Vay o namaz kılanın halinedir. Aradaki irtibat çok önemli. Eğer hikmeti kaçırdık mı bu bitiyor. Mesela Üstad da Ramazan risalesinde değil mi 500 hikmetinden mi bir sayı söylüyor. İşte 9 hikmetini beyan edelim. Hep bunu nazara veriyor. Mesela zekatı anlatırken. Ee, Üstad oran bahsetmez. Fıkıh değildir bizim işimiz. Yani 40'ta bir, 10'da bir. Hatta ölçüler belli. Biz fıkıh ölçülerle uğraşmaktan hikmet ölçüsünü kaçırdık. Varsa yoksa fıkıh. Sakız orucu bozar mı? Zekatın kaçta kaçı vermem lazım? İşte kurbanın kaçını vermem lazım? Etini ne yapmam lazım? Derisini ne yapmam lazım? Hep dikkat edin. Fıkıh alanı içerisinde biz hikmet arayışını unuttuk. E ama mesela bazı ibadetlerde hikmeti aramamak çok büyük zarar etmiyor. Ama hacda böyle değil. Hacın hikmeti, ihmali diyor. Musibeti değil. Gazap ve kahrı celbetti. Çok enteresan. Normalde bir şeyin ihmalinde Cenab-ı Hak musibet verir. Musibette biz kefaret oluyoruz. Kefaret oluyor. Ondan sonra günahları kefaret oluyor. Veyahut da işte bir şekilde af kapısı açılıyor. Hayır. Gazap ve sen söyle kahrı celbetti. Cezası da kefaret-i değil. Kesaret-i oldu. Yani günahlara kefaret olmadığı gibi tam tersi artan ve yükselen bir günah ortaya çıkmaya başlıyor. Haccın içerisindeki bir e, hikmetin ihmalinden. Şimdi hacda ne gibi hikmet var dediğimizde paragrafın devamından şöyle bir e, açılım yapmış bize. Haccın bağımsız tearifle tevhidi efkarı. Yani biz hacca gidiyoruz. Haccın içerisinde bir tearif var. Yani bir insanlarla biz ümmetle bir iletişim kuruyoruz. Mesela gittik hacca gerçekten de yani Cenab-ı Hakk'ın o rubiyetini, terbiyeciliğini, farklı farklı renkler, farklı farklı lisanlar, farklı farklı simalar. 1 milyon 800 bin kayıtlı hacı varmış. ya yani o kayıtlı yani. Kayıtsız da beraber belki 2 milyon, 3 milyondan fazladır yani. Renkler farklı, diller farklı, kültürler farklı. Bakıyorsun yani acayip bir tecelliyat. Ama herkesin şeyi, efkarı o anda, o zaman da aynı. Tehvit, ibadet, ubudiyet. Diğer tarafta teavünle teşriki mesai tezamüm eden içindeki siyaseti âli İslamiye ve maslahatı vasıya ictimainin ihmalidir ki düşmana milyarlarla İslam'ı İslam aleyhinde istidama zemin isar etti. Şimdi ikinci kısım önemli. E, ee, teavün ne? Teşriki mesai yapıyoruz biz alemi İslam'la. Normalde Emirdağ alakasında çalışırken şunu gördüm. Şu tabir kullanıyor. Diyor ki bu sene diyor hacıların az olmasında çok esbab var iken 180 binden ziyade hacıların o kutsi farizayı ve dini İslam'ın bakın kutsi ve semavi kongresi. Hani şu yönden işte NATO zirvesi yapılıyor işte Birleşmiş Milletler zirvesi yapılıyor ya. Hac alemi İslam'ın adeta semavi ve kutsi bir kongresi hükmündedir. Ve Osmanlı zamanında bu yaklaşık 400 sene uygulanmış. Son zamanlarda kesintiye uğradığı için çok ciddi problem olmaya başlamış. Osmanlı ecdat bu İslam'ı İslam, ın, İslam ın bayraktarlığı noktasında çok büyük bir vazife ifa etmiş elhamdülillah. Mesela o zamanlarda mesela Osmanlı'da Kabe imamları, Kabe müezzinleri vesaire hepsi Ümmet içerisinden, toplum içerisinden seçilen. Mesela Endonezya'dan alıyorlar, Mısır imamı geliyor, işte Türkiye'den imamlar geliyor. Yani şimdiki gibi bir yalnız bir bölge yahut bir kavme has imamlar veyahut da yok. Bütün ümmetin ortak bir ondan sonra paydası hükmünde olmuş. Normalde ne olması lazım? Kutsi ve semavi bir kongre diyor ya. Mesela farizler yerine getirdikten sonra, şahsi ibadetler yerine getirdikten sonra alemi İslam içerisinde o kongre hükmünde bütün o devletin içerisindeki vazifeli kişiler ve hatta ileri gelen işte hani şimdi kanaat önderinde ifade edilen işte cemaat ehilleri veyahut da işte o manevi rehberler toplanıp alem İslam'ın dertlerini konuşması lazım. Hangi ülkenin ne sıkıntısı var? Hangi ülke nerede ne yapıyor? Ne eksiğimiz var? Ne gibi şey yapmak lazım? Hangi taarruzlar var? Nelere dikkat etmek lazım? Vesaire vesaire bu gibi şeylerin konuşulması lazım. Hac budur. Hac'ın zirve manası budur. Zaten Arafat'ta Müzdelife'de, Mina'da Tavaf'ta şahsi kemalat açılımları oluyor. En büyük zaafımız toplum içerisinde ümmetin o birliğini sağlayan o tearifi işte siyaset alemi İslam'ın birliklerini sağlayacak olan fikir alışverişinde biz mahrum kalmışız. Mahrum etmişler bizi. Diğer taraftan maslahat-ı vasıa-i dediğimiz, bakıyorsun Yemen'deki insanlar açlıktan kırılıyor. Bakıyorsun diğer taraftan işte o Orta Doğu kısmındaki e, Müslümanların bir kısmı bir yabancı futbolcuya uçuk paralar veriyorlar. Yemen açken işte atıyorum Afganistan'da insanlar açken diğer taraftan Ultra paralar yani telaffuz edilemeyecek kadar büyük rakamlar olmadık yerlere sarf ediliyor. Nifak öyle bir sokmuşlar ki o birlikle beraberlik kaldırılmış. Bakın Türklerin de ağzında çok duyulur bu. Bunu geçmişte ben de söylemiştim. O Cehalettin var. Ondan hatırlıyorum söylediğimi. Ee, ya Müslümanlık Türkiye'de yaşanıyor diyor mesela. Bak müthiş bir üst ırk anlayışı bu. Atamıyorsun onu. Yani kendimizi üst görme apoletini sökemiyoruz. Yani ümmet olamıyoruz yani. İlla çıkıyor o damar bir şekilde. Daha dehşetlisini gördüm. Kabe'deyim. Son veda tavafını yapmışım. Öğleden sonra yola çıkacağız. Yani havaalanına doğru çıkacağız. Kabe'de dua ediyorum. Arkamdan bir tane mübarek geldi, yürüyor. Nasıl saydırıyor Araplara biliyor musunuz? Öyle böyle değil yani. Ya Rabbi diyorum. Nasıl sokmuşlar aramızda nifak yani. O menfi milliyetçilik damarını öyle bir enjekte etmişler ki. Düşünün yani Kabe gibi bir yerde. Halbuki onu Arafat'ta silmesi lazımdı. İhram giydiğinde onu silmesi lazımdı. İhram oydu. İşte bak havluyu sarmış. Ha, i̇hram giymemiş havluyu sarmış. İki tane havluyu sarmış. E niye? Çünkü zaten 50 sene 60 sene boyunca din namına bir şey öğrenmemiş ki. Hacca gideceğim iş çek demiş. Gidiyor bütün fikri kiriyle beraber tekrardan geri dönüyor. Ve bu umum olarak yayılınca bu hastalık işte o toplumsal olarak haccın çok büyük bir hikmeti unutulmuş. Ve bu noktada aynı o rüya hitabede Üstad şöyle bir noktayı bakın. Şahsi ibadetlerde hata kişisel olarak hallediliyor. Ama mesele umma bakınca yani şaire bakınca hukuku şahsi ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Hukuku şahsi, hukuku umumiye. Şairle İslam'ın anlatıldığı yer biliyorsunuz. Yani şaire demek simge, İslam'ın simgesi. Mesele simgeye ve umma taluk eden meselelerde fatura çok ağır oluyor şahsi olarak bakın Cenab-ı Hakk'ın rahmetini gerçekten de ardına kadar bekleyebiliriz. Hiç de korkmayın yani. Cenab-ı Hak affeder, rahmandır, rahimdir, sıkıntı yok. Ama mesela alemi İslam'ın e, şairine temas eden mesele olunca bak burası çok büyük problem. Çünkü orası şaire temas ediyor. Yani onu, onun şeyi yok. Onun affı olmuyor. Sen şimdi şair-i İslami'yi tahrip eden birilerini seviyorsan, ona muhabbet gösteriyorsan şahsi ibadetin çok zor. Mesela özellikle yakın tarihi bilmeyen insanlar, yakın tarihimizden bir haber olan insanların hacca gidip gelmesi, adam geliyor geliyor, bakıyorsun Firavun meşrep insanlara veya ahir zaman eşyası müthişesine adam dua ediyor, rahmet okuyor. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak yani? Firavun'la yemek yiyip ondan sonra Musa Aleyhisselam'la beraber olmak olmaz ki. Nemrut'la dua ediyorsun, ben İbrahim'im diyorsun. Olmaz ki. Şeydeyiz, Mescid-i Nebib'in önünden geçiyoruz, selamlama kısmından. Bir grup, özellikle bu son seçimlerde işte süfyanizme destek veren, onları kollayan bir güruh var ondan sonra. Onların böyle ekibinden birisi, birileri önümdeydi böyle. Selamlıyorlardı. Ya diyecektim ki selamlarken şunu söyleyin. Biz seni selamlamaya geldik aleyhissalatü Ama gelmeden önce gelirken de şair-i İslami'yi darmadağın etmeye adanmış bir adama ve onun şeyine, e, kurmuş olduğu örgüte, partiye destek de verdik yani. Haberiniz böyle bir selam ver bakayım alacak mı yani? Hukukullah'a temas eden, şair İslam'ı temas eden bir meselede Müslüman nasıl davranması gerektiğini bilecek. Hacda da bu var işte. Hacim bir noktasında o umma bakan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Safa Merve hakkında mesela şair tabirini kullanıyor Cenab-ı Ayet yani. E Safa Merve nedir? Umredir, hacdır. Safa Merve'nin anlamı yok ki zaten. Dağ, taş. Ama Umre ve hac içerisinde bir şair noktası var. Ve mesail-i bir kısım mesail eşasa tahallük eder. Bir kısmı umuma, ummet itibariyle tahallük eder. Onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Bak şimdi. Bu şairin umma tahallük cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüzisi sünnet kabiliğinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde. Nazar-ı Zayir de küçük bir şeydir o ama hayır küçük olduğuna bakma bayrak da küçük bir şey değil mi? Ben şimdi burada bayrağı yer alsam üzerine tepkisem ne olur? Hepinizin milli ondan sonra vatani ondan sonra hissiyatları darmadağın olur değil mi? Cenab-ı Hak 15 Temmuz şehitlerine gani gani rahmet eylesin. Niye bu adamlar gittiler şehit oldular? Ne olacak ki ya? Hayır bir dava var değil mi? Bir vatan var bir millet var bir din var. Asla demokrasi şehidi değil onlar. Demokrasinin şehidi olmaz. Şehidi olur. Öyle yazıyorlar şimdi demokrasi şehidi. Ne demokrasi şehidi? Kimse demokrasi için çıkmadı ki o zaman. Herkes ondan sonra din namına, vatan namına çıktı. Değil mi? Şehit olanlar şehit oldu. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Bak bir şair olduğu için çıktılar. Normalde Müslüman kendine vatana dokamadıktan sonra nedir? Ee, Kuvve-i gadabiyesini istikamette kullanır. Şecaattir. Ama mesele oraya temas etti mi tamam. Şimdi şair kısmı bu kadar önemlidir. Zahir küçüktür. Ama önemi büyüktü. Şimdi haccın içerisinde zahirde evet biz bir şeyler yapıyoruz. Sembolik olarak bazı ibadetler yapıyoruz ama en önemli kısım şahsi olaraktan. Çünkü bakın bir Arafat'a çıkmak günahların sıfırlanması demek. Böyle acip bir rahmet var. Yani şahsi noktada senin yapacağın çok fazla bir şey yok. Yalnızca orada olman, kusurunu bilmen, günahlarını bilmen, dua etmen. Ya Rabbi ben bu zamana kadar birçok şey işledim, hata işledim. Hani böyle çok can canlı duaya bile gerek yoktur. Yani Arafa'da çıktım ya Rabbi, ben buyum işte. Günahlar içerisine geldim. Kendimde bazı özellikler gördüm. Kendimde bir sürü günahlarım da var. Beni affette bitti gitti. Ondan sonrası zaten şahsi ibadet açılımdır. Ama topluma bakan noktadaki e, sıkıntılar gün, musibetle temizlenmiyor. Şimdi aynı o rüyaya hitabe noktasında üstad enteresan bir noktayı nazara veriyor. Diyor ki... Biri sormuş o mecliste. Musibetin cinayetin neticesi mükafatın mukaddemesidir musibet. Yani bir musibet geldi. Niye geldi? Bir cinayet işlediğinden dolayı geldi. Ama aynı zamanda bir mükafat verilecek. Hayat içerisinde bize çok lazım olan bir şey. Ümitsizliğe düşmememiz lazım. Başımıza gelen sıkıntılarda, musibetler sıkıntı niye geliyor? Bir cinayet işlerinde o yüzden geliyor. Bileceksin ki bir mükafat da peşi sıra geliyor. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki şu musibete hükmetti? Bu da çok önemli bir sual. Özellikle ikili mübaşiretlerde kendimize çok büyük rehber yapmamız gereken bir şey bu sual. Hangi fiilinde ben kadere fetva verdim ki Furkan abi geldi ben de uğraştı. Atıyorum eş, ev, evliyseniz işte eşiniz sizle ondan sonra gelip uğraşıyor. İşte veyahut da birisi sizle uğraşıyor. Hangi fiilinize kadere fetva verdik? Biz maalesef en büyük problemimiz şu. Hariçte düşman üretme noktasında çok mahirdir nefsi emmare. Çünkü hariçte üretilen her düşman nefsi emmarenin gücünü ortaya çıkartır. Hariçte bir düşman varsa nefsi emmare direnmeye başlar. Direnç gösterir. Niye Cenab-ı Hak nefse emmareyi ateşle yakmış da azap vermiş de ikna olmamış? Her türlü azap vermiş. Ne demiş? Ene ene ente ente. Sen sensin ben benim. Ne zaman vazgeçiyor? Açtıkla. Niye açtıkla? Kale içeriden fethediliyor. Nefse emmarenin direnci kendinde güç görmesidir. Kusursuzluk vehmidir. Rablık iddiası oradan gelir. Ne zaman ki açlıkla bakıyor ki ne ya ne biz ne Rablığından bahsediyor. Elimiz ayağımız tutmuyor. Ne diyor? Sen Rabb-ı Rahim'sin diyor. Değil mi cevabında? Ben diyor sen aciz bir kulunum. Sır burada yatıyor. Ne zaman ki biz kendi dünyamızda içimiz, içimize dönüp ben ne yapıyorum ya diye sorduğumuzda ki bu sorunun cevabını bu soruyu sorsak herhalde çok fazla araştırma yapmamıza gerek kalmaz. Birçok günahımız var çünkü. Yani fiili günahlarımız var ki en dehşetlisi şirki hafi nevinden kendimizde gözüken kemalatı, güzellikleri kendimizde bilmemiz gibi çok dehşetli bir günahımız var ki farkında olmuyoruz. Günah deyince daha çok harama nazar. Ondan sonra işte yalan, gıybet gibi bunlar da büyük günahlar ama en büyük günah şirki ekber. insanın kendinde gözükenleri kendinden bilmesi, kendinde gözükenleri kendinden zannedip kendinde fark, noksan ve kusur görmemesidir. İkili mübaşeretlerle ben kendi kusurumla uğraşmaya başladığımda şu cümleyi kendime sorduğumda o zaman bütün akbabalar ortadan kalkacak. Sırtımızda bir leş parçasıyla etrafta dolaşıyoruz. Etrafımıza, yanımıza gelen akbabalardan şikayetçi oluyoruz. Bu benimle uğraşıyor, bu benimle uğraşıyor. Her şey üstüme geliyor. Leş var da atıver bitsin. Akbabanın sende ne işi var yani? 2-3 kilometre öteden senin kanın kokusunu alıyor değil mi? Leşin kokusunu alıyor. Hep seni buluyor, hep seni bulacak yani, hep beni bulacak. Şu soruyu kendimize sormadıktan sonra hep bizi bulacak. Şimdi bu soruyu sormuşlar. Üstad da cevap e, veriyor, ki bakın, şundan dolayı biz fetva verdik. Mukaddemesi üç mühim erkanı, İslamiyet'teki ihmalimizdir. Salat, sağ, zekat. Biz bu üç şeyi ihmal ettik, bu musibet geldi başımıza. Yani musibet dedi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyet. Helak olduk. alem İslam darmadan oldu. Hilafet kaldırıldı. Yani tesbihin imamesini kestiler. Boncuklar darmadağın oldu. Ona getirecek konuyu. Ama burada diyor ki üç şeyi terk ettik biz. Salat, sağım, zekat. Zira 24 saatten yalnız 1 saat 5 namaz için Hariki Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim ve meşakkat tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı diyor. Biz diyor namaz kılmadık. Namazı terk etti. Yani biz yani şeyi e, hani şöyle bir orantısız muhabbetimiz var. Osmanlı diyoruz eyvallah çok bir hizmetmişse Allah'a beden razı olsun ama son dönemlerde ciddi problemler var. Bunun ispatını isterseniz işe sikkeyi tasdikle mi geçiyor? Bir yerde geçiyor mutlaka. Hani Kanuni Sultan Süleyman bir yerden bir yere su getiriyor. Soruyor işte ne nasıl buldunuz diyor bu hizmeti falan. Affedersiniz yani Risale'de geçtiği için söyleyeceğim. Avrupa'dan getirdiğin kanunlarla diyor öyle bir bok sıçtık ki diyor tamam mı? Nereden sonra sen temizleyemezsin. Bu bapta Risale'de geçen sarı ifade bu yani. Kanuni Sultan Süleyman muhteşem Süleyman zamanı. Ama bozulmanın başladığı zaman. Ama hissedilmiyor. Niye? İhtişam çok fazla. Muhteşem Süleyman imparatorluğu genişlettirmiş de genişlettirmiş. Ama bozulma başlamış. Yani duraklama döneminin başlangıç zamanı kanuni zamanı olarak ifade edilir. En zirve inişin başladığı zaman. Niye? Osmanlı'da toplum içerisinde çözümler başlamış. Namaz ihmal edilmeye başlamış. Sonra hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimizi acıdık. Kefareten beş sene o oruç tutturdu bize. Ondan kırktan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. bu ettik, vermedik. Yani cimrilik ettik, zulmettik. O da bizden müterakim zekatı aldı. Cevabında diyor ki ne oldu peki? Böyle günahkar bir toplumdan diyor işte milyonlarca şehit ve gazi çıkardı. Bu da bizim diyor ondan sonra kefaret abdest aldı. Kan ile abdest aldırdı diyor üstad. Şimdi soruyorum ya üstad yani namaz terk edilmiş, zekat terk edilmiş, oruç terk edilmiş buna kefaret oluyor. Ya niye hacca olmuyor? Niye kefaret üzünüp oluyor? Niye hala üstüne biz katlana katlana bu sıkıntıyı yaşıyoruz? Çünkü şahsa bakan bir şey yok burada. Şahsi bir şey yok burada. Bu da ümmete bakan bir şuur var. O ima edildiği nispetle bu musibet artarak devam edecek. Bitmeyecek. Faturası ne oluyor peki? Şimdi bize çok güzel bir tarihsel alem işaretinden net ölçüler verecek. Bak diyor ki işte Hint düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş başında oturmuş ağlıyordu. Hindistan Osmanlı imayesinde girmemiş. idaresine girmemiş. Fakat Müslüman olduklarından dolayı nüfus olarak çok kalabalık olduğundan dolayı Osmanlı'ya bağlı olmuş. Hilafete bağlı olmuş. Osmanlı'nın savaşa girdiği zamanlarda Hindistan'da paralar toplanmış. Osmanlı'ya yardım gönderilmiş. O paralarla işte iş Bankası kurulmuş. İhanete bakın. Abdülhamit Han Allah rahmet eylesin İngilizleri Hintlerle korkutuyor. Bakın diyor bir fetva yayınlarsam ayağa kaldırırım diyor kafanızı kaşıyacak haliniz kalmaz. Nüfus çok kalabalık ama İngiliz allem etmiş, kullem etmiş o Hindi işte o hacdaki o umum kongre ihmal edildiğinden dolayı ondan sonra Osmanlı'ya karşı kullanmış. Hilafetin karşısında silah çektirmiş. Müslüman Müslüman'a ateş etmiş. Ama bilmiyor. Farkında değil. Niye? Hacdaki bu şuur ihmalinden dolayı. Kongrenin ihmal edilmesinden dolayı. Bitti mi? Bak bitmedi. Devam ediyor. Diyor ki işte Tatar, Kafkas öldürülmesine yardım ettiği şahıs bir çare valideleri olduğu Bade Harabil Basra anlıyor. Ayak ucunda ağlıyor. İş işten, i̇ş işten geçti. Bu çok önemli bir tabirdir. Bade Bade harabul Basra yani iş işten geçti. De basra gittikten sonra ne? Basra'ya bir tane ehlullah gelmiş. Adam fakir tabi Milletten yardım istiyor. işte. bana yardım edin diyor. Zeriye ya Allah versin hani haşa. Allah versin böyle böyle gönderiyorlar. Adamın da artık son bir parası kalmış. Bir parça et almış. Ama eti kızartacak ateşi yok. Birisinden gene istiyor, gene kimse yardım etmiyor. Diyor ki, ben diyor bu, ondan sonra Bağdatı diyor, Allah'a havale ediyorum. Ondan sonra Moğollar geliyor, Bağdatı dün bize diyorlar, yakıyorlar yani. O da mübarekte etraf yanınca da etini koymuş böyle, çeviriyormuş böyle etini, tamam mı? O o, o zaman da birisi Bağdat'ı Bağdat'a Basra, yani Basra gittikten sonra kardeşim olsa ne olur, olmasa ne olur? Şimdi Tatar, Kafkas o zaman işte Rus iştik işgali, Rus'un ondan sonra şeyle o, öyle bir hale gelmişler ki. At iş bitmiş. Yani e, hilafete kurşun atmış. Haberi yok. Tarif yok. İctimaiyat yok. Kimse kimseyi tanımıyor. alem İslam içerisinde bütün iletişimler kapanmış. Fikir birliği yok. His birliği kalmamış. E, entrikalar, siyaset işin işine girmiş. Ve oturmuş başında ağlıyor. Bak devamında işte Arap. Yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp hayretinden ağlamayı da bilmiyor. Ya öyle bir düşmanlık sokmuşlar ki Araplarla aramızda. Çok dehşetli ya. Şunu çok yıkmamız lazım. Yani özellikle Hacı Umre'ye giden abilerimiz gittiğiniz zaman Allah aşkına oradaki böyle e, menfi yönlere girip de etrafa yaymayın ya. Anlatmayın yani. Araplar böyle. Araplar pis. Haşa. Efendim sonra sen ne buyuruyor? Arap iki şey için sevinir Ben Arap'ım. Kur'an Arapça indirildi. Üstad Arapları Ümmetin başı Türkleri de bayraktarı olarak ifade eder. Dikkat edin bakın bayraktar kardeşi de ifade eder. Yani Araplara karşı düşman düşmanlık öyle bir açılmış ki içimize hain bir millet olarak görüyoruz biz. Ya köpeği affedersiniz Arap ismi takıyoruz ya. Aynı şekilde tabi Osmanlı'yı da e, hain olarak anlatmışlar. Ve aramızda Arap kardeşi kahraman kardeşi ölüyor hayretinden diyor ağlamayı da bilmiyor. Ağlamayı da bilmiyor. Ağlamayı da unutmuş yani. Öyle unutturmuşlar. Devam ediyor. İşte Afrika. Biraderini tanımayarak öldürdü. Şimdi vavela ediyor Afrika. <laughs> Osmanlı hilafetle bir mektupla dünyanın öteki ucundaki Müslümanları muhafaza ediyor. Çünkü güçlü devlet. Koca imparatorluk. Üç kıta Düşünün. güneş batmıyor yani. Bir mektup yazıyor padişah. Ferman yazıyor. Gönderiyor diyor ki şunu şuraya. Diyor oraya zulmetme. Tak bitiyor mesela. Ama aynı Afrika Müslümanları şeyde e, Kurtuluş Savaşı'nda İngilizler tarafından asker olarak kullanılıyor. Savaş esnasında karşıdan yani adamlar İngiliz tarafında karşıdan ezan sesi gelince ya biz ne yapıyoruz bunlar Müslümanmış diyerek uyanıyorlar. Ve öyle bir cehal bırakılmış ki maalesef toplum ve Müslümanlar. Bakın onu buram buram hacde hissediyorsunuz. Yani Müslümanlar fakir bırakılmış. Fakirlik bir şekilde halledilir. Ama cehaletin tamiri çok zor. Üstad diyor en büyük düşmanımız cehalettir. Cahil bırakılmış. Sömürülmüş. Kanı eminmiş ya. Bakın Hindistan İngilizce konuşuyor. Avrupa nereye girmişse sömürmüş. Asimile etmiş yani. Osmanlı padişahına bir tanesi demiş ki ya tek dil yapalım. Bundan sonra zararı olsun atıyorum işte Osmanlıca neyse Farsça. Bir tane şeyin öyle diyor. Sen diyor Kelamullah'a diyor hat mı koyacaksın diyor. Senin haddine mi diyor bu? Yapamaz mıydı? Yapardı istese. Sen diyor kelamullah hat mı koyacaksın diyor. Ama ne oldu? Zamanla işte sömürme, cehaletle beraber toplum içerisinde o e, artık adeta e, yontulmuş. Hala bugün gidin işte Tunus, Cezayir, Fransız sömürüsü değil mi? Bakıyorsun Hindistan, İngiltere sömürmüş yıllarca. Pakistan 250 milyon yakın insan var. Hindistan'dan Pakistan'a ayırmışlar. Pakistan'dan Bangladeş' ayırmışlar. Hep küçük küçük. Orta Doğu'ya bakın. Petrol rezervlerinin olmuş olduğu yerde hep küçük küçük devletler. Bütün bu İslam coğrafyasını ağır ağır, ağır etmişler yani. Ve hacdaki o şuurda gidince, o birlik, beraberlik, o içtimai işte kongrede bitince kimsenin kimseninden bir haber. Ne fikir birliği kalmış, ne içtimai dert kalmış. Kalmamış hiçbir şey. Öldürmüşler. Bak devam ediyor. Tabii. Ya çok ya çok basit zannediliyor ya. Ya yani meselelerin şunun anlayamıyorlar yani özellikle karşı taraf anlayamıyor. Biz biraz da siyasetin de birazcık vermiş olduğu bir etkiyle biz belki artık o ihlası da kaybettik gibi. Biraz da o da kayıyor. Bizim de bizim davamız İslam'dır. Biz hayata din namına bakarız, değil mi? Din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. Şimdi özellikle bu seçim sonrası bu enflasyon oranları falan filan değiştiriyor. Kurlar şimdi tabii karşı taraf diyor ki bak böyle oldunuz da bak böyle oldu bak ha şimdi sürünüyorsunuz ha beter olun falan. Kardeşim sen, anlamıyor ki adam. Benim ölçüm parti değil ki. Benim oy verirken vermiş olduğum değerin ee, kura bağlı değil ki. Senin değerin kura bağlı. Yarın bu kur iner. Sen şu anda beddua etmiş olduğun kişiye dua edersin. Cebine para girer, faizi artırırlar. Sen bu adama beddua ediyorsun ya. Bana bak görün emin olun ki ondan hepsi dua etmeye başlar. Ama süfyanizmin başa geçtiğini düşünün. Süfyanizm kuru en aşağı indirsin. Benim için değişmeyecek ki. Ben yine oy vermeyeceğim ona. Ben yine orada olmayacağım. Cebim parayla da olsa gene olmayacağım ki. Olamam ki. Benim ölçüm bu değil ki. Senin ölçüm parayla alınıyor. Benim pa ölçüm parayla alınmıyor ki. Ben din namına bakıyorum meseleye. E, i̇ki cihan bir araya gelse ben orada olamam. Olmam. Olmamalıyım. Kurla alakası yok bu işin yani. Dolar düşer, euro iner çıkar, altın çıkar. Hiç önemli ki benim için. Bizim bir şuurumuz bu olması lazım. Din, yani İslamiyet'e zarar gelmesin ne olursa olsun. İslamiyet dindir bizim esasımız. Biz bunu koyduk. Bu hikaye, burası değişir eder. Ama bu değişir eder kısmındaki o e, maalesef artık azami hayır gibi ifade edilip çok farklı makamlara konulunca ölçüler kaçmaya başlıyor. Biz her şeyi din namına düşünmemiz lazım. Dine zarar gelmesin ne olursa olsun. Bu ölçü. Ama bu hilafet işte onu kapattı. Öyle böyle bir çatı vardı. Zahirde bir hilafet vardı. Bir makam vardı. O makama bağlı bir ümmet vardı. Bakın Kurtuluş Savaşı'nda savaşanlara Çanakkale gezisi yapıyorsunuz. Gitmişsinizdir ondan sonra. O da şehitliklere bakın. Şehit olmayanların yeri vardır. Ama şehitlerin siz mezarlarına, kabirlerine bakın. Ülke, geldikleri ülkelere bakın, illere bakın. Ümmet şunu orada görürsünüz. Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Üsküp, Bosna, Cezayir, Tunus. Ne iş var adamın orada? Çünkü ilafet savaşı. İlafetin savaşıydı. Kim sağ kaldı orada? Bir iki kişi. O. Niye sağ kaldı ya? düşüncen kardeşim akıl vermiş Allah da. İşte alem İslam Bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım ettiği valide gibi saçlarını çekip ahu fizar ediyor. Maalesef gerçekten de Osmanlı'nın son döneminde çok ciddi şekilde yani İngilizlerin özellikle o hani İngiliz anahtarı vardır ya ne onu İngiliz anahtarı diyorlar biliyor musunuz? Her numara var. Normalde anahtarların atıyorum 12, 13, 15 hani tamircilik az buçuk bilenler görür. ve İngiliz anahtarı vardı. Bir de bakıyorsun açıyorsun böyle ayarlı. Her numara var. İngilizler öyledir yani. İslam'ın baş düşmanıdır yani. Allem etmişler, kullem etmişler. Her yerde dizayn etmişler siyaseti ve alem İslam'ı bitirmişti. Lord Gürzon diye bir İdare yani Alakası'nda okuduğunuz yerler. Milyarlarla ehli İslam hayrı mahs olan seferi hacca şehdi ral etmek yerine yani hacca gidip hacdaki bu hikmeti yakalayıp hem şahsi kemalat, manevi açılım hem de toplum içerisinde alem İslam'ın bütünlüğüne, birleşmesine vesile olacak bu ibadeti yapmak için seyahat etmek yerine şehri maz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatler ettirdi diyor kader. Ettiriyor hala. İşte Rusya Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinden geçmiş. Özbekistanlarla tanıştık orada. Adamlar, birçoğu Kur'an'ı unutmuş, dini unutmuş. Komünizm, Çin, Rusya. Bakıyorsun işte Hindistan, Tunus, Cezayir Aynı. Orta Doğu'ya bakıyorsun aynı. Müslümanlar hep eziyet çekiyor. Niye? Özellikle hacdaki bu fikir birliği, içtimai birlik olmadığından. O yüzden Üstad diyor bak fe'te bir ibret İbret alınız. Bu ummi kongre manası çok önemli. Şimdi o kadar anlattı anlattı. Tabi bu e, Risale-i Üstad'ın en çok hoşuma giden noktası e, teşhis tanı yapıyor ama tedaviyi mutlaka söylüyor. Çünkü tedaviyi söylemese ümitsizlik olur. Şimdi çok karamsar bir tablo çizdi ortada. Görün bize. Ya, ne olacak o zaman bu iş? Şimdi fıtrat üzerinden birkaç örnekle meselenin nereye varacağını söyleyecek bize. Fıtrat üzerinden birkaç örnek verecek. Yani reddedilmez örnekler verecek. Tavuktan örnek verecek. Ondan sonra e, keçiden örnek verecek. Demirden örnek verecek. Bak bunları sen görüyorsun. Bunlar fıtrat kanunu hızlı da okuyacağım onları. Tamam bunlar oluyor. Bunlar oluyorsa bak bir şey olacak ama böyle olacak. Diyor ki: Korkaklıkta dar bir mesel hükmünde olan tavuk çocukları yanındayken şefkat cinsiyesiyle camusa saldırır. Normalde tavuk nedir? Korkaktır. Tavuk gibi korkak tavuk derler değil mi? Peki tavuk ne zaman cesarette, şecaatte ondan sonra ee, cesaretle zirveye çıkıyor? Sen civcivden elini bakayım gör. O tavuğu. İte saldırır diyor başka yerde değil mi? Kanatlarını bir açar böyle. Fıtratındaki o cesaret ne zaman harekete geçti? Yavrularına temas edince. Bak birinci örnek bu. İkincisi hem dar bir mesel olmuş... Keçi kurttan hafı ızdırar vaktinde mukavemete inkılap eder. Boynuzuyla karnını deldiği vakidir. İşte harika bir secaat. Normalde keçi kurt, kurttan korkar. Ama ne zaman kurda karşı mukavemeti artar, secaati artar, ne zaman ki artık ızdırar denesine gelir. Kaçacak çaresi kalmaz. Alır boynuzunu kurdun karnına geçirir. Keçi kurdu bitirdi. Olur mu? Olur. Ne zaman? ızdırar vaktinde olur. Her zaman olmaz normalde kurt keçiyi bitirir esbabla da adetullah böyle tecelli ediyor. Bak bir örnek daha veriyor. Fıtri meylan mukavimesizdir. Fıtrattan gelen meylanı durduramazsınız. Hasan abi'nin çok güzel örnek var eskiden anlatırdı böyle de ee, kavak ağacını saksıda büyütemezsin. Patlatır. Bazı fıtratlar vardır. Onların öyle yani durduramazsın. Fıtrattan gelen şey engel ol, tanımaz. O yüzden dikkat edin gelişme içeriden başlar. Fıtrat kanununda gelişme içeriden başlar. Yumurta dışarıdan çatlatılmaz. atılmaz. Yumurtayı dışarıdan çatlattın mı biter. Yumurta nereden çatlar? İçeriden. İçeriden geldi mi pat patlar. Neşvinema fıtrat kanunu içeriden başlar. İhtiyaç hissettiğimiz nispette, içeriden gelen o ihtiyacı hissettiğimiz nispette manevi açılımlar da o şekilde olacak. Zorlu olmaz. İtmekle merdiven çıkamazsınız. Okuyamıyorum, İhtiyaç hissetmiyorsun. Fıtratını dinlemiyorsun. Bir insanın Kur'an'la emanet olması demek, fıtratına ihanet etmesi demektir. İslam, fıtrat dinidir. İnsan, İslam. Yani bir insan Hakiki imanla meşgul olamıyorsa ya günahlarındandır. Tamam mı? Esbab tahtında. En kuvvetli esbab. Bir de ikinci nokta, fıtratının ihtiyacını hissetmiyor. Fıtratı ne demek? Ebed istiyor fıtratı, farkında değil. <laughs> Ölmek istemiyor, farkında değil. Dünyaya tatmin olmadığının farkında değil batıp gidenlerin sevmekle uğraşıyor ama batıp gidenler ona tatmin etmeyeceğim farkında değil fıtratını dinlemiyor ne yapacak bu adama İslamı ne anlatacaksın bu adama sonra ayet okur lilladiname öden ve şifaun o kuran müminlere şifadır başıma avre gel üfle bana cin bulaşınca kuranla eman olacak fıtrat ya bu çok çok sonra bir şey yani fıtrat diyor bakın fıtrat fıtri meylen mukavemesizdir bir avuç su kalın bir demir gülle içinde atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa meyli imbisat demiri parçalar. Buna ben arabadan örnek vereceğim. Radyatörü ne yapıyoruz biz? Antifriz koyuyoruz. Niye? Su donunca radyatörü patlatıyor. Ya demiri patlatır mı su? Evet patlatır. Fıtri meylan var çünkü. Belli bir şeye geldiğinde patlatıyor. Evet. Şefkatli tavuk cesareti hamiyetli keçi, ızdırarı şecaatı gibi fıtri bir heyecan, demir güllede su gibi zulmün burudetli husumeti kafirhanesine maruz kaldıkça her şeyi parçalar. Ne demek bu? Bu kadar zulmet, bu kadar alemi İslam'a yapılan ihanetler, bu kadar zulümler. Yahu gündüz gecenin zirve yaptığı yerde başlıyor. Fıtrat kanunudur. Biz şey bekliyoruz. Uhuvvet-i İslami nasıl olacak? İşte birleşeceğiz hep beraber. Hayır böyle olmayacak. Ben böyle olacağını zannetmiyorum bu işin. Çünkü böyle böyle olursa bize bırakırsa bu işi olmaz bu iş. Biz kendi cemaatimiz içerisinde, meşhepler arasında bunu sağlayamıyoruz ki. Öyle değil mi yani? Problem oluyor. Ondan sonra sıkıntılar oluyor. Ayrışma daha fazla oluyor. Nasıl olacak bu? 15 Temmuz nasıl oldu? Sen İslami cemaatleri bir yere getirebilir misin ya? Ya meşrep farklılığı, hizmet farklılıkları var. Ne yapıyoruz? Düşme adavetimiz yok ama Hani bir arada olamıyorduk fazla. Yani ne oldu? Bir fetonun ihaneti parayla alamazsın. Bak birleştirdi. Ha baktık ulan o ağır döndü. Bunlar bizden yok. Ama çünkü neden? <laughs> Pirincin içindeki siyah taştan korkmayacaksın. Beyaz taş problemdir. Biz beyaz taşların farkına vardık elhamdülillah. Farkına vardıysak tabii yani. Böyle musibetler işte ne yapacak? Bakın bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şahmet, İzzeti İslami'nin tabiatındaki alem peset şecaat Uvvet-i İslamiyet'in intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir Cenab-ı Hak. İmanda ne varmış? Bak tekrar edeyim. Bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şahamet. İzzet-i İslamiyet'in tabiatındaki alem pesel şecaat. İslam'da ve imanda bu var. Ve uvvet-i İslamiyet'in intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir. Nasıl gösterecek? Her zaman göstermiyor mu? Yediğin çekirdekten koca ağacı çıkaran, yediğin karpuzdan o kupkuru yerden sana mucize gösteren cenab bakın Hakk'ın mucizene tanık olmuyor musun? Oluyoruz değil mi? İki tane yanıcıdan bir tane sana selinetici çıkartmıyor mu suyla beraber? Yediklerine bakmaz mısın diyor. Kendine bakmaz mısın diyor. Kuşa bak, böceğe bak, havada uçan kuşlara bak diyor. Sürekli mucize gösteriyor. Bir anda kışı yaza yazı kışa çevirmiyor mu? Böyle bir kudret celal ile sallayacak. Bunu mesela e, şeyde 15. mektupta anlatıyor değil mi? Cevelan edecek diyor mesela. O Celal ile salladı diyor o asırı. Celal ile sallayacak. Yani ben mesela şimdi biz şey yapıyoruz ya işte Kudüs'e saldırırlar bu ne olacak falan bu ne olacak ya hiç merak etmeyin. Elhamdülillah. Sonuç belli. Süreci o sonuca göre okuyacağız. Allah nurunu tamamlayacak. bu hadise nasıl olacak? Ya bunlar olmaz zaten olmaz o iş. Bize kalsa olmaz o iş. Bir şey olacak bizim o imanımızdaki, İslam'daki o gizli madenler ortaya çıkacak. Ve biz o birleşmeyi o zaman yakalayacağız Allah'ın izniyle. Nesi olacağı önemli değil. Şurası önemli. Ben bu işin neresinde olacağım? Benim için önemli nokta bu. Yani benim, ben bu işin neresinde olacağım? Bu işin içerisinde bir yerde olalım da ondan sonra gerisi önemli değil. Yani bu iş bu şekilde olacak. Yani bu karamsar tablo gibi gözüken şeyde biz bir şuur açılımını yakalayacağız. Ve bu şuur açılımı yakalamamız için biz belki bir musibete giriftar olacağız. Belki bir şey olacak ama alem İslam bu şuuru tekrar yakalayacak Allah'ın izniyle. Ve yine Allah'ın izniyle bu bayraktarlık vazifesi üzerine belki bize düşecek bu iş. Bayraktarlık noktasında. Bu bizim üstün olduğumuzdan dolayı değil. Vazife böyle tevdi edilmiş. Yoksa Türk'ün üstünlüğü falan hiç alakası yok. Bizim üst kimliğimiz ümmettir. Gerisi hikayedir. Yok çar, çar, işte Kürdü, Arabı falan önemli değil. Üst kimliğimiz ümmettir bizim. Bir gün olur elbette doğar şemsi hakikat. Evet bir gün olacak doğacak şemsi hakikat. Hiç böyle müebbet mi kalır zulmeti alem? Neden her ecnebilere terakki dünyası olsun da bizim için değil mi? Tedeni olsun. Değil mi bu münazaratta? O kadar ya bakın hasta oluyorum. Adam da yani bu adam yani Üstad Hazretleri'nde değil böyle coşkunlukla ağzından çıktı. Adam yani adam ya ayret bir şey. Yani 1900'lü yıllarda bu kadar ümitle nasıl konuşabiliyor ya? Birinci Dünya Savaşı'nda o tepeye çıkıyor ya işte buraya geleceğim medesemi yapacağım. Şaşarım senin aklına. Ben de seni şaşarım aklına. O kadar emin ki Bak hadisata bakıyorsun. Barla'da Risale'nin yazıldığı dönemi hatırlayın, düşünün. Ulaşım yok, karasal ulaşım yok. 60'lar bir ücra köşeye. Yaz diyor. Değil mi? O bir hatta talebe söyledi mi? Kim okuyacak bunları falan filan. İçinden geçirmiş. Gene iyi içinden. Ben direkt söylerdim ya. Bunu ne yazıyoruz ki? <laughs> Nereye ulaştıracağız bunları? Kim okuyacak da kalemle 600 bin nüsa yazılmış. Zerre miktar ümit, ümitsiz yeis yok. Niye yok? Bakın yeis iman azıttır hakaiki iman ile kendimizi donattığımızda kainatta göreceğimiz yegane hakikat hiçlik zemininde halükulade işler yapıldığıdır. Kasemiyat-ı Kur'an'ı buna en büyük ispattır. Üstad Cenab-ı Hak ne yapar? Yemin eder. Zeytine, incire, değil mi? İşsini suya bakmaz mısınız? Dikkat ederseniz hep hiçlik makamında, esbab tahtında en aciz, en böyle olmayacak şeylerden Cenab-ı Hak muhteşem mucizeler çıkartıyor şimdi bu hadisata ben nasıl bakacağım? Abi hiç merak etme. Elhamdülillah. Mutlaka mutlaka bu zulümet bitecek. Allah bizi bu zulümatı bitirecek o nurun inşallah şakir de eylesin, hadim eylesin, hizmetkar eylesin. bu yolda hepimizi istidam eylesin diye dua etmek lazım. Haccın hikmeti bir yönü, ihmali bir yönü anladığım mana bu. Bundan sonraki bölümleri merak ederseniz Hasan de YouTube kanalından izleyebilirsiniz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة